Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 6 Ağustos 1915. Çanakkale'de yeni bir devrin, savaşın yeni bir safhasının başladığı tarih. Suvla çıkarması tarihi. Gelin Çanakkale Savaşı'nı baştan Suvla çıkarmasına kadar olan bölümünü bugün tekrar sizinle özetlemek istiyorum. Muhterem izleyicilerim. 19 Şubat 1915 tarihinde önce denizden geldiler. Amiral Carden kumandasında. Geçeceklerinden çok emindiler. Diyorlardı ki kara ordusu kullanmadan, hatta bütün imkanlarımızı kullanmadan Osmanlı'nın demode savunma sistemlerini elleri böğründe bağlı bir insanın ayaklarıyla iş görmesi gibi teperek, tekmeleyerek, vurup kırarak geçeriz. 14 gün sonra İstanbul'dayız diyorlardı. 19 Şubat'ta geldiler. 14 gün sonra geçemediler. 24 gün sonra geçemediler. Çeşitli mücadeleler. 18 Mart günü geldi. 18 Mart'ta da Mehmetçiğin büyük bir tokadını yiyerek, Allah'ın yardımının arkasında olan Mehmetçik, alan Mehmetçik, mücadelesinin en son gücünü kullanarak kahramanlıkların şahikasına çıkmış olan Mehmetçik, onları denizden geçirmemiş, donanmalarının 1/3 ile yardımcı gemilerinin hemen hemen yarısını denizin dibine göndermek suretiyle 18 Mart 1915 tarihinde parlak bir zafer kazanarak onları defetmiş bulunuyordu. Ama pes etmediler. Çünkü elde etmeleri gereken veyahut da başarmaları halinde elde edecekleri hedefler o kadar büyüktü ki İstanbul'u ele geçireceklerdi. Boğazları ele geçireceklerdi. Osmanlı yurdunu paylaşacaklardı. Petrol bölgeler onların olacaktı. Maden bölgeler onların olacaktı. İpek yolu, baharat yolu onların olacaktı. Rusya'ya yardım edeceklerdi. Almanya'yı arkadan vuracaklardı. Birinci Dünya Savaşı'nın galibi olacaklardı. Halifelikten kurtulacaklardı. Padişahlıktan kurtulacaklardı. Vazgeçmediler. 37 günlük bir hazırlık döneminden sonra 25 Nisan 1915 tarihinde geri geldiler. Bu sefer kara ordularını da getirmişlerdi. Kara ordularının arkasında donanma desteği de vardı. Bu sefer 3 gün biçiyorlardı kendisine mehil olarak, kendilerine. 3 gün içinde İstanbul avucumuzun içinde olacak şekilde boğazları ele geçireceğiz diyorlardı. Nitekim Kumkale'ye saldırdılar. Fransızlar vasıtasıyla. Kumkale'de 24 saatlik mücadelede çok miktarda ölü vererek, çok miktarda askerimizin şehit ve zayi olmasını sağlayarak geri aldılar buradaki çıkarmalarını. Aynı eş zamanlı olarak Settülbahir'e saldırdılar. 5 yerden saldırdılar Settülbahir'e. Günlerce mücadele sürdü. Zor karaya çıkabildiler. 3 gün, 4 gün sonra da aynı gün alacakları Alçı Tepe'yi öyle hesaplıyorlardı. Alçı Tepe'yi bırakın almayı hayal bile edemeyecekleri seviyeye kadar ancak 3 günde gelebildiler, 4 günde gelebildiler. Kerevizdere Savaşları, Kirte Savaşları, Zığındere Savaşları defalarca geldiler. Ağır bombardımanlarla geliyorlardı. Denizden bombardıman. Karaya çıkardıkları topçularla hallaş pamuğu gibi atıyorlardı siperlerimizi. Mehmetçik imandan göğsünü çelik kale gibi karşılarına dikerek, top güllelerini bağrında söndürerek, ne Kerevizdere'de geçit verdi onlara, ne Kirte'de geçit verdi, ne Zığındere'de geçit verdi. Çanakkale Boğazı'ndan Ege Denizi'ne çekilen bir hattı düşününüz, Settülbahir burnunda. Bu hat üzerinde
3,5 ay mücadele ettiler. Ancak kazanabildikleri toprak 1000 dönümden birazcık fazla bir topraktır. Her karışını kanla sulayarak, her karışında Mehmetçiğin toprağa düşmesiyle ve onlar da çok büyük zayiat vererek bütün güçlerini kullandılar. Her gün tonlarca mermi yağdırıyorlardı. Septülbahir'i geçemediler. Kirte köyüne kadar gelebildiler. Hemen eş zamanlı olarak 25 Nisan 1915 tarihinde Arıburnu'na hücum ettiler. Şafak karanlığı ile Arıburnu'na 10 binlerce Anzak askerini çıkarma yaptırdılar. Kolay olmadı çıkarma yapmaları. Mehmetçik kahramanca direndi. 160 tane askerimiz onları 2 saat, 3 saat oyaladı. Bu Arıburnu Anzak koyu dediğimiz yerde. Uzak doğudan getirdikleri gencecik çocukların orada toprağa verdiler. Mehmetçiğin toprağa düştüğü gibi. Amaçsız gelmişti onlar. İngiliz sömürgesine alet olarak gelmişlerdi. Toprağa düştüler. 27. alay geldi önlerine, kahramanca direndi. 57. alay geldi önlerine, kumandanı Mustafa Kemal'di. Kahramanca direndiler. Tamamı şehit olma pahasına. %90'ı %80'i şehit olma pahasına durdurulmuşlardı. Çeşitli muharebeler oldu. Kanlı sırt dediğimiz yer, sırtlar kana bulandı. Kanlı dereler, karanlık dereler, kılıç bayırları, 57. alay mevkileri, bomba sırtları, conk bayırı defalarca kana bulandı. Ama geçemediler. Geçemiyorlardı. 3 günde geçeceğiz diyorlardı. 3,5 ay olmuştu. Hala geçememişlerdi. Hamilton, General Hamilton, İngiltere'ye müracaat ediyor. Diyordu ki, evet, çok iyi savaşan Türklerin karşısındayız. Bizim buradan geçebilmemiz için bize bir kol ordu daha göndermeniz gerekiyor. Ağustos ayının başlarıdır, 1915. Bize bir kol ordu daha göndermeniz gerekiyor. Bu imkanlarla, bu teçhizatlarla binlerce, on binlerce ton buraya bomba atmamıza rağmen geçemedik. İngiltere onaylayacaktır. 60 bin kişilik yeni bir ordu gönderecektir. Kol ordu. Kumandasını da General Stopford'a vereceklerdir bu kol ordunun. Hamilton'un genel kumandanlığında 6 Ağustos'tan önceki birkaç gün içinde bu yeni gelen kol ordunun 20-25 bin kişisi Anzak cephesine getirilerek gizlice çıkarılmıştır. Anzaklar ileri harekete geçmişlerdir bu aldıkları takviyelerle. Önce kanlı sırta doğru büyük mücadeleler. Mehmetçik bozulur gibi olduysa da arkasından ne yaptığını hatırlayarak, dayanması gerektiğine inanarak yeniden hücuma geçmiş ve Anzakları doğuda durdurmuşlardı. Kuzeye doğru Anzaklar hücuma başlamışlardı ki 6 Ağustos 1915 tarihinde akşamleyin Suvla Körfezi'ne yeni bir dalga çıkarma yaptılar. 30 bin 40 bin askerleri vardı. Bu sefer vuracağız diyorlardı. 36 saat bize yeter diyorlardı. Suvla Ovası'nda ilerlemeye başladılar. Ama 1500 Mehmetçik vardı karşılarında Anafarta tepelerinde. 1500 Mehmetçik onları 36 saat değil 48 saat oyalamayı başardı. Ve binlerce ölü verdirerek onlara. Kahramanlığın bu derecesi tarihte görülmüş değildir muhterem izleyicilerim. Bizim asıl ordumuz ise onların yeni bu dalga çıkarmalarını Saros Körfezi'ne yapılacak zannıyla General Liman von Sanders 5. Ordunun kumandanı
tümenlerimizi Saros'a götürmüş idi. Sadece 1500 asker vardı onların çıkardığı yerde. 8 Ağustos'u 9 Ağustos'a bağlayan gece cepheye 14 saat yürütülerek yetişen askerlerimiz, önce Feyzi Paşa'nın, Feyzi Bey'in, Albay Feyzi Bey'in Anıfartalar Grup Komutanı olması ile hücuma geçmeden önce Feyzi Bey'in Liman von Sanders'le anlaşmazlığa düşmesi üzerine görevden alınması, yerine Albay Mustafa Kemal'in Anıfartalar Kumandanı tayin edilmesi üzerine 9 Ağustos günü 1. Anıfartalar zaferini kazandık. 9 Ağustos günü büyük bir zafer ve büyük bir destan yazılmış idi. Ama bu destan kazanılırken Jonk bayrağı Anzakların eline düşmüş idi. 10 Ağustos günü muhterem izleyicilerim, 10 Ağustos günü geceleyin hazırlık yapan Osmanlı, Anafartalar Grup Kumandanı Mustafa Kemal, geceleyin Jonk bayrağının arkasında toplanma, şafakla birlikte de sessizce sadece süngüyle hücuma geçmek suretiyle o gün 4-5 saat içinde Jonk bayrağını düşmandan temizlemeye muvaffak olacaklardı. Ama 18 bin zayiatımız vardı. 12 bin de düşman ölmüştü. O günkü zayiat rekor zayiattır Çanakkale savaşları içinde. Tüm savaşlar içinde tarih itibariyle. 30 bin gencin kanı döküldü Jonk bayrağının bugünkü büyük yazıtların diplerine. Büyük tokatı vurmuştuk Jonk bayrağında 10 Ağustos'ta. Sıra son tokata gelmişti. 21 Ağustos 2. Anafartalar zaferi. Düşman bu sefer tamam diyordu. Bu sefer 2. Anafartalar zaferini kazanacağız ve Türklerin işini bu sefer bitireceğiz zannediyorlardı. Çünkü askerimiz erimiş idi. 3000 kişi kalmış idi. Dizanteri hastalığı, bitler, kara sinekler yüzünden ve yaralılarımız yüzünden ve diğer cephelere göndermek zorunda kaldığımız askerlerimiz yüzünden. 3000 kişi bile kalsalar, 2. Anafartalar günü Mehmetçiğin kahramanlığının şahikaya çıkması, arkasından da Allah'ın yardımı ile 2. Anafartalar zaferinde Mehmetçik kazanmış idi. Düşmanın kurmay başkanı Albay Aspinal diyor ki, Çanakkale savaşlarının başından sonuna kadar Allah hep Türklere yardım etmiştir. Düşmanın ağzıyla ikrar edilmiştir. Mehmetçiğin kahramanlığı ile, Allah'ın yardımı ile 2. Anafartalar zaferi olan 21 Ağustos zaferinden sonra artık bir daha bellerini doğrultup yeni bir hücuma geçemeyeceklerdir. Hamilton diyecektir ki, bana 95 bin asker ile şu kadar teçhizat silah daha gönderin, bunlarla başaracağım. Ama artık İngiltere de inanmıyordu geçileceğine. Nitekim kaçmak için hazırlıklara başladılar. Derin siperlere inildi. Her iki tarafta siper mücadeleleri başladı. Arkasından 19 Aralık 1915 tarihinde birinci cepheyi boşaltarak gece gizlice kaçtılar. Hemen en sonda da 9 Ocak 1916 tarihinde Seddülbahir'e çıkarmış oldukları askerlerini apar topar bir gece içinde gemilere bindirerek, Mehmetçiğin süngüsünü öperek, yenilginin acısını tadarak ve de bütün dünyaya rezil olarak yenilmezlik unvanlarını Gelibolu'da bırakarak defolup gittiler ve kocaman bir Çanakkale zaferi bize bu şekilde verilmiş oldu Allah tarafından. Çanakkale savaşlarının en başından en sonuna kadar bir özet sizlere sunmaya çalıştım. 6 Ağustos 1915 tarihli Suğla çıkarmasını anmak üzere efendim bugünümüzde bunu sizlerle paylaşmış olduğum. Süremiz burada sona erdi. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum efendim. Bereketle kalın.